Savcı bey ve oğlu nerede? Vallahi geç kalırlarsa beklemem ben ona göre. Gerçi benim adam da yok ortada ama. Senin adam nerede yok? Burada senin adam. Allah Allah. Oh, üstelik emrinizdeyim sultanım. Selamlar. Hoş geldin. Çocuklar böyle aile içi bir buluşmaysa yani emrivaki gibi olmasın, ben gerçekten hemen eve geçebilirim. Olur mu öyle şey, saçmalama. Yok canım, ne ailesi Allah aşkına, geç şöyle otur, bunlar da boşanıyor zaten, aile maile kalmadı ortada. Ayşe. Üzüldüm Canancığım. İyi misin? İyi. Ben ellerimi yıkayayım. Anne. Kaan'la ilgili olan olayı Serap ablaya söylemiyor değil mi? Aramızda kalsın. Ben de. Hadi benim Tayfa da mutfağa. Kızım, hadi sen de. Müşteri gibi baş köşede oturuyor ya. Biz yardım edelim abla ya. Hayır, 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 hayır. Olmaz. Bugün Kara ailesinin tek görevi var. Yemek yemek, içmek ve eğlenmek. O kadar. Ben çok mutlu olurum. Hah, buyurun. Ne olacak şimdi, babamla bir yemek yiyince aramızdaki her şey unutulacak mı? Ama kalabalık olması iyi olmuş, en azından aramızdaki gerginliğin mutsunu bastırır. Ha bir de bir şey söyleyeceğim anne. Hazır duyarlı babayı oynarken şu araya ofis tutacağımızı da Selim Kara'ya söyle bence. Yağmur, yani bozuk plak gibi sürekli aynı şey. Ne konuştuk biz seninle? Ya deneyeceğim dedim anne. E o zaman bir hadi bir denemeye başlasam mı acaba? Deniyorum yani, bir yemek yiyeceğiz dendi, masaya geldim işte. Ama sürekli aynı şeyi konuşuyoruz. Şş, annesi. Şu bizim esmer güzeli kızımızı salsak mı mutfaktan ha? Baksana. Mesajlarına cevap veremiyor kız. Vallahi aldığı o puanla dönüp dolaşıp geleceği yer bu mutfak. Bence alışsın şimdiden. Hayatta öyle bir şey olmayacak anne. Hadi inşallah canım benim. Sen neredeydin bütün gün? Hiç. İşte ev, usta, ölçü filan. Sonra da Marina. Ben yardıma gideyim. Bütün gün tek başıma deli dana gibi dolandım diyorsun. Sonra Serap'la karşılaştık yolda. İşte onu aldım. Buraya geldik. Bak buradayım, mutlu son. Ta-ta! Dur hadi, tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi, bari çok da şey yapmamışsın. Hoş geldiniz Selin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Geç, annenin yanına geç. Gel. Nasıl geçti günün? İyi. İyi, sevindim. Anne, ben babamı tanımıyorum. Kim olduğunu öğrenmek istemiştim sadece. Seni kırdıysam özür dilerim. Kırmadın. İstersen dönebilirim eve. Aşkım. Oh. İstediğin kadar kalabilirsin babanla, tamam mı? Oo, Onur konuğumuz da gelmiş. Savcım hoş geldin. Ne haber Metin, ne yapıyorsun? Siz ne yaptınız ya? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi öncelikle Selim savcıma teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bu yemek onun fikriydi. Güzel ve huzurlu Alaçatımızın en güzel restoranında ailesiyle böyle güzel bir yemek yemeyi düşünmüş. Bize de hani ne mutlu ki ona yardımcı olabildik. Ayrıca bizi de aileden saydığın için %10 indirim hesapta. Söylüyorum, bitti. Budur. Afiyet olsun. Sağ ol Metin'cim. Biz ne yaptınız ya? İstiyor musun bunu? Azıcık. Şu Kaan'a cevap ver. Bana sardı ve ben asla acımam. Direkt bloklarım. Ay benim telefonum sessizdeydi. Ne yazmış ki? Şu aşağıdaki merdivenlerin orada bekliyormuş. Sakın gitme. Sürünsün. Sen burayı bir idare et. Ben de gideyim. Biraz tadına bak istersen. Zeytinyağlı fasulye o taraftan mıydı? Bak bizler çok güzel. Abla, şu zeytinyağlı fasulyeyi adım uzatır mısın? Çocuğu emniyete götürmüş. Aferin sana Selim. Olmuşken bir de hapishaneye götürseydin programı kapatsaydın. Ben de diyorum bu çocuk niye ayrılmıyor annesinin yanında? Yavrum anladı tabii. Ana deli, baba deli, ne yapsın? Teyzesine sığındı.
Gel teyzem, gel sen bize. Bak bizim evde televizyon, internet hepsi serbest. Sabaha kadar oturma serbest. Bak kuzenine, çok memnun hayatından maşallah. Sana değil kızım, annem bana laf çarpıyor. Bir şey söyleyeceğim. Verelim mi senin teyzenlere? Tamam ya. Teyzenlere. İster misin? Hayır ya, ablam. Fatih değil mi ya? Fatih! Vallahi Fatih. Fatih! Ne yapıyorsun sen ya? Gelsene oğlum. Gel bak kim var burada? Ne haber? İyi senden. İyi sağ olun. Ne haber? Hoş geldin, iyi. Senden ne haber? İyi. Fatih, devren geldi. Savcımla ikinci kez denk geliyoruz. Bugün emniyette de karşılaştık. Ne haber? İyi sağ ol, senden. Hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Ayakta kaldın ya. Hadi geç otur, yok, hadi. Yok canım, rahatsız etmeyeyim ben. Ya saçmalama, gel ya. Ne rahatsızdı oğlum, saçmalama yürü. Saçmalama ya, Allah. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber, şey yapıyorsun? İyilik Fatih abi, sen? İyi. Bir haftadır hiç arayıp sormuyorsun, bozuluyorum ha. İşler güçler biliyorsun. Fatih, bu arada son verdiğin çeviriyi yetiştiremedim ama eli kulağında yani. Bir iki güne teslim edeceğim, tamam mı? Tamam canım. Ne çevirisi Canan? Fatih çeviri paslıyor bana. Öyle mi? Hı. Aa, bilmiyordum ya. Ne zamandan beri? 2 yıl. 2 yıl. Ah. Yalnız öyle paslıyor falan diyerek kendini hafife alma. Sonuçta hukuki yazışmaları, terminolojisini senden daha iyi bilen yok. Ya öf, yok. Ha, siz beraber çalışıyorsunuz. Evet. Müthiş, çok güzel. Bu vesileyle de bizim siteden hiç çıkmıyor Fatih. Daha sık gel, bu seni sayıklayıp duruyor. Alırsın biraz başımdan da. Öyle ihmal etme beni. Fatih abi, yelkine başladım bu arada. Gelip izlesene sen de. Ne diyorsun? Vallahi. İlk fırsatta oradayım. Ha, o kadar yani. Sen bayağı ailenin içindesin yani, böyle haşır neşir böyle görüşüyorsunuz falan. Müthiş, benim de hiç haberim olmadı bundan. Haberinin olması lazım çünkü ben telefonda kaç kere söylemişimdir sana yani. Neyi söyledin ya telefonda? Sen çevir yaptığını söyledin mi öyle, ailecek görüştüğünüzü falan? Ne diyorsun ya? Yani onunla ilgili. Efendim? Sayın savcım, takip ettiğimiz kelepçeden sinyal geliyor. Denetim alanını terk etti. Nasıl? Nerede şu anda, görebiliyor musunuz? Kuzey-kuzeybatı istikametinde hareketli halde. Tamam, tamam. Emniyete hemen yönlendirin. Ben de hemen geliyorum şimdi. An beyan haber verin bana, tamam mı? Emredersiniz efendim. Çok özür dilerim herkesten. Çok acil bir işim çıktı, gitmem gerekiyor. Hoş geldin Fatih, kusura bakmayın. Maalesef gitmem gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.